meşhur gurme pilavcı Lafla Sağa sunar. Değerli stüdyo ailesi ve ekranları başındaki değerli misafirlerimiz. Ekranların en yerel görünümlü ama en özel talk show'u Lafla Sağa hepiniz hoş geldiniz. İşte bu haftanın konuğu Mehmet İlmi Güler. Eğitim hayatı çok akademik. Çalışma hayatı bayağı bir değişik. Kimi için çok anlaşılır, kimine çok acayip. Bakanlık döneminden midir bilinmez, pek bir enerjik. Mehmet Hilmi Güler, ordu semalarında balonlar uçacak diyerek konuğumuz oluyor. Ve laflasak başlıyor. Ceren Özdemir'i saygıyla anıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız diyoruz. İnşallah. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de aynen katılıyorum. Çok üzücü bir olaydı. Evet. İşte ne yapalım yani bu zaman zaman oluyor ama inşallah bundan sonra tekrar etmez. Evet. Ama inşallah gelmez evet, kimsenin evet, başına evet, böyle bir acı. Öyle. Nasılsınız? Evet. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun, gayet iyiyiz. Sizle beraber. Nasıl? Evet. Pandemi işte tek derdimiz o. Evet. İnşallah onu da atlatırsak. Ondan sonra artık ordu hakikaten tadına doyum olmayacak bir yer. Evet. İnşallah bir an evvel geçer bu bela da. Onun gayretlerimiz var. Tabii önemli evet, burada. Başkanım evet. Ben direkt giriyorum konuya. Tamam nasıl istersiniz? Atış serbest. Konuklar bana diyor ki niye bu kadar çabuk giriyorsun? Ben direkt giriyorum. Net. Şimdi bu arada engellilerimizin de dün evet. Biliyorsunuz onların da günlerini iyi gün tebrik ediyoruz. İnşallah evet. Hiç engel olmasın. İnşallah. Hiçbir engel, evet. Hiçbir şey engel olmasın. Aynen öyle. Başkanım sizi sosyal medyadan tanıyoruz, işte siyasi hayatınızı biliyoruz ama bunun dışında da bambaşka bir Hilmi Güler var. Bunu biliyoruz. Evet. Şimdi size direkt muhatabına sorayım ben. Hilmi Güler'i nasıl tanımlıyorsunuz? Biraz önce tanımladınız aslında. Bir insanın kendisi hakkında konuşması en zor şey aslında. Değil mi? Vallahi genellikle mütevazi olduğum söylenir. Araştırmacı, daha çok işte projelere ağırlık veren, toleranslı, empati yapan biriyim. Genellikle herhangi bir şey olduğu zaman kendimi o kişilerin yerine koyup empati yaparım. Toleranslı olmak önemli. Çünkü yetişme tarzımızda, yani bir Karadeniz olduğumuz için bazen hayatımızda aynı gün dört mevsim yaşayabiliyoruz. İniş çıkışlar oluyor. Bu hem iyi hem kötü. Ama onun dışında yetiştiğimiz, işte gittiğimiz üniversite, okullar bizim aynı zamanda hayatımızı şekillendirdi. Özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki hayatım hem bizi bir yarışmaya soktu, hem de değişik fikirlerle iç içe olma fırsatını bize verdi. O bakımdan toleransı, empatiyi daha iyi gördük. O bakımdan dediğim gibi hayatım boyunca da bu toleransı hep yaşamaya çalışıyoruz. Orada doğmuşsunuz başkanım. Evet, burada oldum. Büyüdünüz. Menekşe sokakta, hemen kiliseye giden sokakta. Çarşıda büyüdünüz. Evet, o zaman denizde bahçeye vuruyorduk gayet böyle enteresan bir şekilde. Güzel bir hayatı yaşadık orada. Böyle çocukluğunuzun ordusundan unutamadığınız bir şey var mı? Vallahi hayatımızda çocukluğumuzdan beri deniz.
hayatımıza hakim oldu. Ve hemen evden çıkar çıkmaz bahçemize vuruyordu zaten deniz. Orada sabahtan akşama kadar denizde içeceydik. Güneşten simsiyah olurduk. Midye toplayıp, midyeyi paslı tenekelerde pişirmek. Hayatımızın unutulmayan kısımları. Bir bayağı de, deniz insanısınız. Evet, bir de bahçemizde 19 çeşit meyve vardı. Bunlar işte zeytin, mandalin, portakal dahil. Hele bir büyük incirimiz vardı ki o yol yapılırken orada maçlar yapılırdı. Bizim büyük incir ağacına çıkıp çocuklar hepimiz orayı türbin olarak kullanırdık. Sallanan dallar üzerinde büyük. Çok güzel, mutlu bir hayat yaşadık. Şimdi oralar hep yola mı gitti? Yola gitti, evet. Yol oldu. Yani bu eski ordunun işte deniz, o kilise duvarlarına evet, vuruyordu evet. Falan bunlar doğru. Yani o kilisenin duvarına şey vururdu. Deniz vururdu. Kayıklar bağlanırmış. Tabii kayıklar bağlanır. Hatta bir ara hapishaneydi. Oradan bir mahpusun atlayıp denize kaçtığı oradan söyledim. Kaçtığı söylenir. Rivayet odur ki. Peki varlıklı bir aile miydiniz? Vallahi şöyle, dedem zengin biriydi. Ama ben zenginlikten ziyade varlıklı olmayı, o sorunuz o bakma hoşuma gitti. Zengin değildik ama varlıklıydık. Yani hayatımız daha renkliydi. Değerlerimize daha bağlı bir yapımız vardı. Özellikle annem olsun, babam olsun çok özel kişilikleri olan. Yani bize çok şey verdi. O kadar varlıklı sayılırız o anlamda. Yani anne baba, paradan ziyade. Anne baba bir iş yapıyor. Yani ne iş tabii, yaparlar? Tabii. Annem ev hanımıydı. Tam bir ordu hanımı. Babam biraz daha yazma çizmesi, yazar çizelli olan, entelektüel tarafı ağır basan biriydi. Hatta orduda çıkan, köyde çıkan ilk gazete vardır. Güzel Ordu. Bilal Köymen'in orada yazılar yazdığını hatırlıyorum. Yani söylerlerdi. Tan gazetesinde daha böyle yazarmış. Çok eski. Yani öyle. O bakımdan gayet renkli bir hayatımız vardı. Evde yani müzik eksik olma, keman çalardı mesela. Güzel. Sizde var mı? O dönemde yok, bende yok. Ben biraz daha düz bir adamım. Ama şarkı söylediğinizi görüyoruz. Evet, iyi bir dinleyici sayılırım. Evet. Yani şey çünkü ordu hani biraz daha işte taşra bir yer gibi durur. Hani bakıldığı zaman. Taşra değil de nasıl diyeyim? Evet. Hani özellikle sizin döneminizde bu kadar eğitime yönelmek, işte Orta Doğu'da evet. Başlamışsınız. Evet. Meteoroloji mühendisi, belki ilk meteoroloji mühendisliği evet, evet. Malzeme, okuyanlardansınız. Evet, evet. Baktığınız zaman hani eğitime yönlendiren bir aile. Evet. Onun için hani biraz da böyle entelektüel bir aile mi, onu merak ettim. Yani ki öyleymiş. Öyle sayılır. Dolayısıyla zaten ailemizde hemen herkesin okumuşluğu var sülale olarak da. Yani burada yapmak istediğimiz şey memleketimizi biraz daha hani katkıda bulunalım evet. Diye. Çünkü yazları ben fındık toplatmaya köye dedemlere yardıma giderdim. Mesela orada ırmağı görürdüm. Bir ama gaz lambası var köyde. Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir ara düşünürdüm. Bu kadar sudan niye enerji elde edilmez? Allah nasip etti. Sonra DSE'yi falan bize bağlı oldu. Yani demek istediğim şey şu. O günün şartları hakikaten çok farklıydı. Yani ama güzel tarafı da şuydu. Mesela gemi gelirdi orduya. Haftada iki defa. Pazartesi ve Perşembe. Şimdi mesela deniz kullanılmıyor. Yani şimdi otobüsler daha hakim. Ulaşım amaçlı. Ulaşım amaçlı. Yani o zamanın güzelliği ve varlığı daha farklıydı tırnak içinde. Nerede o eski günler diyorsunuz. Diyoruz, diyor. Onun için zaman zaman da zaten benim hayatımda geçmişle geleceği bir anda yaşamak var. Yani bir anda o çocukluğumuzun güzel günleri, gençliğimizin güzel günleri ile gelecekteki ikisini buluşturmak şu anda benim görevim. O ortamı da sağlamaya çalışıyoruz. Bu acaba işte bu Fidan Gör'ün biraz nostaljik evet, havaya girmesi tabii. Bundan kaynaklı mı? Tabii. Çünkü Fidan Gör Ordu'da çok sembolik özellikleri olan bir yerdir. Mesela orada bir fırın vardı. Sabri amcanın fırını diye söylediğimiz. Her pazar oraya yağlı yapılır. Yağlı yapmaya giderdik. Pide fırını. Tabii yok şey işte bu pide dediğimiz bizim pide. Ama biz ona Ordu'da yağlı deriz. Ve herkes malzemesini evde hazırlar. Orada sıraya gireriz. Pideler işte yağlılar hazırlanır. Kenarına biraz da kağıt yapıştırılır. O da pişer şeyle beraber. Karışmasın birbirine diye. Yani bu tam bir işte şimdi ona branş diyorlar.
Yani kahvaltıyla öğlen yemeğinin karışması. Biz o zaman yağlı günleri, özellikle pazar günleri çok özel olurdu. Bu pide şey Karadeniz'in genelinde var galiba. Ben tabii, de şimdi Sinop Boyabatlıyım. İzmit'te yaşıyorduk ama babam mesela bizim her pazar sabah 6'da kalkar. Tabii. Annem malzemeyi hazırlamış. Doğru. Biz pide koyup şeye İzmit'te pideciye pide açmayı öğrettiğini biliyorum. Tabii öyle ve öyle bir kültür var yani. Tabii ayrı bir kültür. Aslında pide pizzayla da aynı. Yani pizza kelimesi de pideden gelir aslında. Yani bu kültür aslında. Yani daha belki de Osmanlı'dan gelen bir kültür. Belki dünyaya biz yaydık bunu. Tabii muhtemelen. Çünkü isim aynı şekilde öyle oldu. Yani dil uzmanlarının söylediği şey bu. O bakımdan Karadeniz'de özellikle pazar günü fidan gör diye bahsettiniz ya. Nereden nereye geldik. Yani hakikaten ayrı bir şey. O da millet sineması vardı. Bir canı sineması diye bahsettiğimiz. Şimdi ben onu şey açmaya çalışıyorum. Tekrar yani o nostaljik günler kiralayıp açmayı düşündüm. Millet sineması açık hava sineması gibi bir şey. Yok, kapalı bir sinemaydı. Bir de sinema kültürü vardı. Yani normal sinemalar yani şeylerde seansların dışında özellikle 6-15 matinası vardı. Özel filmlerin geldiği. Oraya özel giyinilir, öyle gidilir ondan sonra. Yani belli bir şeyi vardı yani. Ordunun ayrı bir aristokrasisi vardı. Ama bir de ayrıca halk günlerinde de iki film birden olurdu. İki peş peşe. Evet. İki film, gong çalınır. Ordu bu anlamda kültür sanata çok belki yıllarca hani içinde olmuş. İşte 56 yıllık bir tiyatro var mesela. Tabii. Türkiye'nin en eski belediye tiyatrolarından biri var. Ordu, yani ordunun sosyal yönü çok kuvvetlidir. Evet. Yani müzik, yani çok şarkıcımız, türkücümüz, sanatkarımız var, tiyatrocumuz var, şairimiz var tıflıdan tutun. Yani ordu hakikaten özel bir yerdir. Yani bakıyorum ben dünyayı gezdim. Yani Türkiye'de de gezmediğim bir yer yok. Hatta biraz sosyolojik olarak da incelemeyi severim. Yani ordu çok farklı bir yer. Onun için yani gurur duyuyoruz. Yani benim de buradaki amacım farklı bir kent oluşturmak. Kentiyle gurur duyan bir toplumu oluşturmak. O bakımdan kendi kendine yeten hem kültürüyle, müziğiyle, sanatıyla, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle o bakımdan yani mükemmel kendi kendine yeten bir şehir olma noktasında önemli adımlar attık. Onun için Fidangör'ün özelliği ve Sırrıpaşa Caddesi, Süleyman Filek Caddesi bunlar önemli caddeler. Şimdi orayı da dünya çapında şimdi Türkiye'yi de açtı o yaptığımız o cadde. O rengarenk. Altyapıyı da değiştirdik. Yani eskiden sel basıyordu, su basıyordu. Yani sadece bir görsel olarak değil, aynı zamanda teknik olarak altyapısıyla beraber güzel bir şehir oldu. Yani en büyük atılımı da havaalanından sonra yaptı ordu. Ve bundan sonra orduyu kimse tutamaz yani. Evet. Ve Giresun'la da ortak hareket ediyoruz. O bakımdan kültürüyle, sanatıyla, halkıyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle mükemmel bir dengeli bir şehir oldu. Ben buna uyum içinde çeşitlilik diyorum. Uyum içinde çeşitlilik. Yani burada çok farklı görüşler de var. Yani ordunun güzel tarafı farklı görüşlerin. Yani bu şekilde görüş sizinle aynı çatı altında toplanıyor galiba. Evet, ne kadar farklı görüş olsa da olsun. Ben biraz hani ben bir senedir buradayım ama sürekli de böyle bir şehrin içinde bir biriyim. Hani esnafla kaynaşığım. Yoldan geçen birini herhangi bir çevirip muhabbet edebiliyorum. Hani kimle konuşsam sizinle ilgili ben mesela hiç olumsuz bir şey duymadım. Yani halk çok seviyor, gençler bayılıyor. Biraz öyle. Gençlerin bir sevgilisi durumunuz var. Estağfurullah. Yani biraz önce sordunuz yani nasıl birisi diye. Yani küçük de küçük, büyük de büyük olmak. Yani kendinizi onların yerine koymak. Ya, mutluluk bu zaten. Hani şeyin mutluluğun resmini yapabilir misin abidin diyor ya Nazım. Onun gibi bir şey. Orada mutluyuz yani. Peki aldığınız eğitim, okuduğunuz okullar teknik bir adamsınız. Hani bilim insanısınız baktığımızda. Biraz öyle sayılır. Şimdi eğer ordu için bir şey icat edilmesi gerekilseydi mesela sizce ne yapılırdı? Vallahi şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Mesela düşündüğüm o zaman çocukken düşündüğüm enerjiydi. Yani niye biz karanlıkta oturuyoruz, gaz lambasıyla oturuyoruz diye. Nasip olsa barajları yaptık. Onlar önemli oldu. Suyu yoktu, sular taşınıyordu. Yani çeşmelerden taşınıyordu veya ırmaktan taşınıyordu. Nasip oldu işte DS ile bunları yaptık. Ama benim şu andaki kafamda olan şey bir tanesi fındık toplama makinesi.
Orada en büyük ihtiyaç. Biraz da eğimli olduğu için hatta ikisini beraber yapan, kurutmayı da yapan arkadaşlarımız onlar da çalışıyorlar. İyi bir yazılım şeyimiz var, grubumuz var, iyi bir ekibimiz var. Yani ordunun çok çalışkan bir şeyi var, bir yapısı var gençleriyle. Evet. Onlara şimdi bunu da tasarımını yaptırıyoruz. Güzel bir soru oldu. Benim hanım Fatsalı beni evet. yazın bahçeye soktular evet. ilk defa. Evet. İki gün durdum, iki gün yuvarlandım ben yamaçtan. Aha. Artık bel falan gitti. Dedim ki şunun bir makinesi olsun. evet. Dedim ağaçtan alsın, tabii, şeyini tabii, çıkarsın, tabii, posasını çıkarsın alsın dedim. Tabii. Ben bir şey söyleyeyim. Yani ilk defa o patos falan çıktığında hepimiz şaşırmıştık. Çünkü sabah saat 5'te falan sabah evet, namazı. Şey baş... Yok yok çat tırmıkla. Harman alınırdı, tabiri o. Yağmur gelir, üstünü örtersiniz, açarsınız filan. Bayağı bir sıkıntılıydı yani, zordu, yani meşakkatliydi. Bunu eğer yapabilsek çok iyi olacak. Tabii bir de bizim eğimli olduğu için. Çok zor. Bazen belinizden bağlarsınız ipi, yani o şekilde toplarız. Ben bir fındığın tanesini çeş deriz biz. Peşinden dereye kadar gittiğimi bilirim. Yani ama fındık bize çok kıymetlidir yani. Buranın insanı alışmış. Tabii. Şimdi evet. benim kayınvalide 55 yaşında. Şöyle yamaçta pıtı geziyor tabii, ağaçların tabii, üstünde tabii. falan filan. Evet öyle. Ben tabii. olmadı. Biraz öyle biz çaktırmadan hanımları çalıştırırız. Öyleymiş. öyle de kameramızı çaktırmadan hanımları çalıştırırlar. İşte beyler de şey, çekne çuvalcı. Beyler şey hararcı. Peki başkanım evlisiniz, iki çocuk babasınız. Evet. Hangisi daha zor? Belediye reisliği mi, aile reisliği mi? Vallahi şunu söyleyeyim, belediye daha zor. Çünkü herkese teker teker ulaşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Öbüründe şöyle bir kolaycılığa kaçtım. Biraz önce dedim ya, Karadenizler hanımları çalıştırdı. Ben de hanımı, aile reisi bizde o. Çocuklarla o ilgileniyor. Böyle bir görev bölümü yaptık. Dolayısıyla onun hakkını ödeyemem. Yani çok fedakarlık. Yani benim başarımda onun çok büyük rolü var. O sabırla bana tahammül etti. ben de işte bu çalışmaları yapıyorum. Aslında siyasetçi için şöyle bir laf söylenir. Yani parası pul, karısı dul, kendisi kul diye. İşin böyle bir şaka tarafı vardır. Yani biz daha çok hayatımızı vakfettik çalışmalara. Gerek bakanlığımda olsun, gerekse işte şimdi olsun. Gece gündüz çalışıyoruz. Yani ortaya bir şeyler koyalım diye. Aile için da biraz daha zor tabii değil zor mi? Zor tabii. Yani zor bir tabii. Genel müdür, zor tabii. CEO eşi evet. olmakla evet. Bir işte bakan, belediye başkanı, il müdür eşi olmak. Çünkü herkes bir şekilde tabii. sizin de açınızı arayacak tabii. vesaire. Bu evet. biraz hani özgürlüğün kısıtlanması gibi mi aslında biraz? Yok, hayatınızı vakfediyorsunuz. Kısıtlama diye ben yani negatif bir kelime kullanmak istemiyorum. Yani çünkü bilerek, güzel bir şekilde bunu severek yapıyoruz. Ama hiç düşünmemiştim böyle bir şey olmayı. Yani belediye başkanlığını hiç düşünmemiştim. Bu benim için sürpriz oldu. Ama yani diğer konularda mesela bakanlıkla belediye başkanı dersen belediye başkanlığı daha zor. Yani orada çünkü görev bölümünü yapmışsınız. Yani az bir kişiyle yapıyorsan burada herkesle birebir ilgileneceksiniz. Gece yarısı dahi onlarla ilgilenen, çözüm arayan kişiler var. Destek isteyen, yardım isteyenler var. Onların tabii dertleriyle dertlenmek, onlarla beraber sevinmek önemli bir şey. O bakımdan hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Onu özellikle söyleyeyim. Hiçbir şeye talip olmadım. Hiçbir şeyine şikayetçi olmadım. Ne görev verilse yaptım. Yaptık. Eyvallah dedik yaptık. Yani şimdi çocukluk hayali mi diye soracaktım ama değilmiş muhtemelen. Bir bakan olmak, yok, belediye başkanı olmak. Belediye başkanlığı şunu itiraf edeyim, hiç düşünmedim ama bakanlığı falan hep şunu düşündüm. Yani ileride hep bir şey olacağımı düşündüm. Ve çok şükür ne düşündüysem de Allah nasip etti. O bakımdan düşünerek yani çalışarak yaptım. Çünkü hani hep inandığım bir şey var. Yani şans hazırlıklı beyinlere yardım ediyor. Yani ona göre hazırlık yapınca oraya, o göreve geliyorsunuz zaten. Yani bakanlık olsun. Ben daha çok devlet adamlığını yeğlemiştim. O bakımdan nasip oldu. İşte hep yürüye belli bir noktaya kadar geldik. İşte genel müdürlüklerimiz aslında bakanlık kadar büyüktü. Evet. Yani en uzun dönem Enerji Bakanlığı yaptık. Ama orada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda tersten gittim ben. Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı yaptım. yani tanımları da değiştirdim. Şimdi belediyede de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Klasik belediyecilik değil. Daha farklı bir belediyecilik. Yani daha sosyal, daha yatırımcı, projeci, daha ileriye dönük bir belediyecilik. Çünkü asfaltı, işte
çöpü toplarsanız, asfaltı yaparsanız, kaldırımları yaparsanız ama öbür türlü yenilikçi projeleriyle ileriye dönük çağdaş bir şehir yapmak daha farklı bir şey. Onun için dediğim gibi hepsini bir şey halinde aldığınız, program olarak aldığınız zaman hepsinin ayrı ayrı artısı var, eksisi var. Ama sonuç olarak hizmet olduğu için buradan hep mutluluk duyuyorsunuz evet. Sonucunda. Ya sizin zaten böyle 7-24 çalışma durumunuz var. Özellikle pandemi öncesi şimdi kapalılar da ben işte anemondan işte otelden geçerken bir bu 7-24 açık çorbacıların ışıkları yanıyordu. Bir de belediyede bir köşe oda ışığı yanıyor. Ben sonradan öğrendim. Sizin odanızmış. Gece 2'de 3'de bayağı o saatlere kadar cidden çalışıyor musunuz? Gerçekten çalışıyor. Çünkü ucu açık toplantıda çok faydalı oluyor. Benim tarzım şu, yani arkadaşlarla zaman kısıtı olmadan istedikleri gibi fikirlerini söyleyebileceği bir ortamın oluşması. O bakımdan sözlerini kesmeden de, çünkü onların hepsinin kafalarında ayrı çalışmalar var, önerileri var. Onları dinlemek için daha geniş bir zaman alıyorsunuz. Bu arada çat kapı gelen misafirlerimiz oluyor. Buna kapınız açıkmış galiba. Güvenliğe kim gelirse gelsin tabii, alın demişsiniz. Telefon ediyor. Işığınızı yanıyor. Çayınızı içmeye geliyor. Eyvallah gelin diyor gençler. Ben şeyin efsanesidir diye düşünüyordum. Geliyorlar. Yani oturuyoruz konuşuyoruz. Ucu açık nasıl olsa. Şimdi pandemiden sonra da bu evde genellikle bu devam ediyor. Çünkü daha rahat bir ortam oldu. Ben biraz da geceyi seviyorum. Yani ucu açık oluyor. İstediğiniz gibi düşünüyorsunuz. Yani o bakımdan şeyi seviyorum. Yani uzun çalışmayı. Sınırda koymazsanız kimse fikrini söylemekten çekinmiyor. Rahat rahat konuşma imkanınız oluyor. O bakımdan böyle bir demokratik bir ortamda. Çalışma arkadaşlarınız bu duruma isyan etmiyor mu? Ediyorlar. Yani bazılarının ettiklerini düşünüyorum. Düşünüyorum ama onu telafi ediyor. Ona da alıştılar. Evet, alıştılar. Ne yapalım? İzin gününüz var mı peki? Efendim? İzin gününüz yok, var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Emin olun yani tatil aslında yapmak lazım. Bu doğru bir şey değil. Yani bu yaptığım şey yanlış. Onu baştan söyleyeyim. Tavsiye etmem kimseye. Kimse yapmasın. Kimse yapmasın. Herkesin tatilini de yapması lazım. Dinlenmesi de lazım. Ama bu işin aşkla yapmakla kusurum. Alakalı bir adam. Efendim? Ya işinize olan bağlılığınız. Birkaç kere mesela tatile çıktık. Yarıda kaldı. Bir şey çıkıyor yani. Yani öyle bir şey ki bu birazcık da kendi kendinizi hazırlamak, şartlandırmak onu bir türlü çözemedim. Yani telefonunuz yanınızda. Yani söyle mesela banyoya girdiğiniz zaman bile yanınızda çalıyor. Çünkü ne olur ne olmaz işte başbakan aradı, cumhurbaşkanı aradı. Yani bu veya halkın istekleri oluyor. O bakımdan bir yerde bu bir şey yani çalışma kolik bir durum. Ama tavsiye etmiyorum onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi tatil de yapmak lazım. Çünkü o başka şekilde oluyor. Ben şunu gördüm. Dinlenmeyi iş şeklini değiştirmekle, talebeyken de öyle. Mesela matematik çalışırken yorulursunca fiziğe geçiyorsun, fizikten kimyaya geçiyorsun. İş değiştirmek de öyle. Mesela ben alternatif tıpla ilgileniyorum mesela. Özel projelerle ilgileniyorum. Mesela tarihle biraz ilgileniyorum. Hala kendinizi geliştiriyorsunuz tabii, bir şekilde. Tabii. Onu değiştirince şey oluyor, o teneffüs yerine geçiyor. Ama bakarsanız hayatta da öyle. Yani hayatta aslında tatil yok. Yani akıl hali olduktan itibaren çalışmaya başlıyorsunuz. Emeklilik yok hayatta. Beşikten mezara kadar çalışacaksınız. Yani normal şey inancımıza göre mesela. Tatil yok. Benim bir, günü bölüyorsunuz. Benim bir ablam işte yine ODTÜ mezunu. Evet. Büyük bir Türkiye'deki en büyük evet. ilaç firmalarının birinin başında şu evet. anda. İşte 36-37 yaşlarında daha genç ama işte üniversiteden çıkalı kaç sene olmuş? Üniversite sınavına 20 doğru. sene olmuş. Evet. Hala her sene üniversite sınav sorularını çözer. Çözer evet. Ya ben de şimdi sizde böyle alışkanlık var mı? Ben de şimdi mesela televizyonda ders olur. Takılır kalırım orada. Bayağı izliyorsunuz. Yok, izlerim. Yani hoca nasıl ders veriyor, nasıl anlatıyor? Oradaki tarzı nasıl? Ya, orada da empati bir yapıyorsunuz. Bir hocalık durumunuz tabii, oldu tabii, mu? Yaptım tabii. Ben hayatım boyunca yani şöyle söyleyeyim. Yazın buraya gelirdim, Ordu'ya gelirdim. Şey yapar, kurs verirdik. Tamam mı? Yani dershanede ders verirdik. Paralı parasız. Yani şey değil yani. Bu bir alışkanlık. Yani çözüm aramak, problem çözmek. Problem sadece matematik problemi değil. Halkın problemini çözmek de aynı şekilde. Evet. Kendinizi böyle formatlamışsınız. Böyle olunca yani hep çözüm arayıcı bir tarafınız oluyor. Yani askerdeydim Kütahya'da. Eskişehir'de mola verirdik. Otobüs beklerken çocuklara yardımcı olurdu sorularına. Yani bu bir tarz.
Şimdi de aynı şeyi sürdürüyoruz. Bilgi paylaşmayı da seviyorsunuz demek. Paylaşıyoruz, tartışıyoruz, istişare ediyoruz. Yani sorun çözme odaklı olunca, çözüm odaklı olunca bunu yapıyorsunuz. Sonucuna da katlanıyorsunuz. İşte bu zamanda tatil evet. olmuyor. Peki siyasetin öğretilebileceğini düşünüyor musunuz? Çok zor bir soru sordunuz. Çok zor sordunuz. Tabii bunu şeyine göre değil, şartlara göre değişir. Yani erdeme hedef olarak koyarsanız, evet. Yani bu bir ahlakilik meselesi. Yani çıkar odaklı bir siyaset yaparsanız, bunun adı siyaset olmuyor, başka bir şey oluyor. Ama erdemi esas alırsanız, vicdanı esas alırsanız, hakkaniyeti, adaleti esas alırsanız, bu evet, yani kazanılabilecek bir özellik. Zaten biz de belki siyasete girmeyi uygun görmüyorum belki ama ya biz partinin kuruluşunda da bunu yaptık mesela. AK Parti, Adalet ve Kalkınma. Yani oradaki en önemli şey adalet vurgusuydu. Ben de kuruculardan biriyim. Evet. Yani bu bakımdan erdeme doğru gidiyorsunuz. Ve erdeme esas alırsanız Türkiye'deki yani bütün siyaset, hatta dünyadaki siyaset yeniden şekillenebilir. İşte görüyorsunuz dünyadaki durumu, işte Amerika'daki durumu görüyorsunuz, Fransa'yı görüyorsunuz, İngiltere'yi görüyorsunuz, İsrail, Orta Doğu. Ki ben bakanken de bir yerde bu diplomasiyle de ilgilendik. Siyasetin tam içinde bulunduk. Yani bir günde 6 büyükelçinin geldiği durum olurdu. Onlarla da tartıştık. Yani biz hep ben gene bu ilkeleri ortaya koyuyordum. Enerji politikasında adalet, enerji politikasında kalkınma. Yani bu dengeyi çok iyi oluşturmak. Enerji güvenliği, güvenlik ve özgürlük dengesi. Bunların hepsi ama ana hedef erdem olmalı. Ben belediyede de onu yaptım. Belki dünyada ilk defa bir belediyenin teşkilatında erdemli davranışları geliştirme şubesi oluşturdum. Böyle bir şube evet, var. Evet, böyle bir şube var. Erdemli davranış. Yani bu çok önemli bir şey. Belki dünyada tek. O bakımdan orada aslında biz ilkleri deniyoruz. O yüzden siyasette yani burada temiz siyaset çok önemli. Ve toleranslı hareket etmek. Yani ben başkanken herkesin başkanıyım. Ayırdı evet. demem. Yani hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Keşke mümkün olsa da seçim sadece seçim günü mesele olsa. Onun dışında hep ordu konuşulsa. Evet. Ordu üst kimliğiyle hareket edilse. Yani böyle olduğu zaman çok farklı bir toplum söz konusu olabilir. Herkesin siyasi görüşü gene olmalı. Kimse kimse ona saygıyla karşılamak lazım. Çünkü biraz önce güvenlik, özgürlük dengesi dedim ya. Bu ikisinin arasını dengeyi iyi sağlarsanız ve toleranslı hareket ederseniz siyaset başına başına bir zevk oluyor, bir görev oluyor. O bakımdan bu çok önemli bir soru sordunuz. Yani bilmiyorum cevap tatminkar oldu mu? Yani evet yapılabilir ve bu noktada çalışmalar buna göre yönlendirilebilir. Ama bunun için bir konsensüs olması lazım. Yani toplumda bunun kabullenilmesi lazım ki her görüş buna ağırlık vermeli. Bu noktada aslında siyaset bilimi ne belki yeni bir takım düzenlemeler yapılarak bu kazandırılabilir. Türkiye bu noktada çok önemli avantajları var. Çünkü bir sürü ihtilaller yaşamış, bir sürü olaylar yaşamış, krizler yaşamış tarihi boyunca. Zaten öyle bir coğrafyada bulunuyorsunuz. Yani coğrafya kader evet. de deniyor. Ordu da böyle aslında. Yani bizim ordu değişik görüşlerin, medeniyetlerin de sadece biz ordu yani işte bu kurulduğu şehir değil. Burada da medeniyetler kurulmuş. Yani burada da ordular varmış eskiden. Evet. Onun için bundan sonra da olacak. Ama ben mesela ordunun Türkiye siyasetinde de çok etkili olacağını düşünüyorum. Mesela İstanbul'da ikinci nüfus. Evet. Ama yeteri kadar mesela ağırlığımızı gösteremiyoruz. Benim amacım mesela burada doğru orantılı olmalı. Madem ikinci nüfus orada ki ordular öyle güçlü insanlardı ama mesela siyasette kendini göstermesi lazım orada. Orada da bir mücadeleye gireceğiz. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Yani Trabzon'da Samsun arasında sıkışan bir şehir olmamalı. Şimdi mesela Giresun'da biz ortak hareket ediyoruz. Tokat, Sivas orduya gelmeye başladı. Bunu siyasete dönüştürmemiz lazım. Siyaset illa partiler arası ilişki değil. Bu enerji politikası da bir siyasettir. Tarım politikası da, turizm politikası da, kalkınmayla, işte teknolojiyle ilgili. Yani siyaseti yani çok farklı bir şekilde ele almak lazım. Biz sadece bunu işte iktidara gelmek için veya
bir yere bir adam atamak için bir vasıta gibi düşünürsek çok daraltmış oluruz. Ben burada da bir değişimi, dönüşümü sağlamaya çalışıyorum. Yani tam bir toplumsal dönüşüm aslında. Bir belediye başkanlığı çok ötesinde bir şey bu. Onun için bunu eğer başarabilirsek ordu çok farklı bir yere doğru yürüyor şu anda. Ordu farklı bir yere doğru gidiyor, onu diyeceğim. Yani evet. Samsun'la Trabzon arasında evet. Sıkışmış bir şehrin çok çok ötesinde bence. Yani ben aynen son bir senedir buradayım. Evet. Çok eskisini bilmiyorum ama benim gördüğüm şu an hiç onunla alakası yok. Trabzon'a daha yeni gittim. Bence Trabzon arada sıkışıyor gibi artık. Yok, Trabzon aslında her zaman için yani çok etkin, çok kişilikli bir şey. Ama ordu aslında sessiz bir güçtür. İşte bu ordunun içindeki uyandırılmayı bekleyen devi uyandırmak lazım. Ben onu yapmaya bence çalışıyorum. Bence uyanıyor artık. Uyandı. Uyandı. Hatta şöyle söyleyeyim, sistem cevap vermeye başladı. Yani şimdi kötü para iyi parayı kovar diye bir prensip vardır iktisatta. Burada da kötü olaylar iyileri kovuyordu. Şimdi tersine olmaya başladı ve dürüst siyasetle beraber temiz siyaset öne çıkmaya başladı. Bu her konuda olması lazım. Sadece siyasi anlamda değil, fındıkta da bu böyle olmalı, turizmde de olmalı. Yani burada bir takım kabiliyetlerin, yeteneklerin ortaya çıkması lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. O bakımdan iyi bir noktaya doğru gidiyor. Ya biraz önce bahsettim ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bakanlığım döneminde ben tersine çevirdim tanımı. Tabii kaynaklar ve enerji yaptım. Bakanlığı. İşte rüzgar enerjisini aldık, boşa akan suları değerlendirdik, güneş enerjisi falan. Bu bir dönüşümdü, onu başardık. Çünkü şimdi de burada da aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Toplumdaki belediyecilik, klasik belediyecilik kolay bir şey yani. Bunun için çok fazla birikime gerek yok. İhtiyaçları karşıladığın zaman iyi başkan oluyorsun. Ama ötesinde, bir tık ötesinde, yani daha ötesine gitmemiz lazım. Evet. Çünkü ben Avrupa Birliği yerel yönetimlerde de Türkiye'yi temsil ediyorum. Yani meclis üyesi. O nasıl bir oluşum mesela? Efendim? Oraya katkınız, onların size katkısı nedir? Şimdi tabii mesela toplantı yapıyoruz onlarla. Şu anda daha çok şeyle online toplantı yapıyoruz. Orada da görüşlerimizi ifade ediyoruz. Yani İtalya ile ilgili görüşler, şeyle Almanya ile ilgili. Almanlarla toplantı yaptık mesela. Yani buradaki birikimimizi sadece ordu için değil, yani Avrupa Birliği yerel yönetimlerde de düşünce, Türkiye'yi temsil ediyorum orada. Orada da ifade ediyoruz. Yani buradaki bakış açımız orduyu aşan bir çalışma şeklinde. O çalışmaları orada da yapıyoruz. Burada da ben şimdi bakıyorum, şimdi orduda sadece işte fındık ağırlıklı bir yerdi. Yani. Şimdi ne yaptık? 4 tane şirket kurduk. İçinde turizm var, tarım var, teknoloji var, enerji var. Mesela tarımda sözleşme... Çokken enerji ürettiğinizi tabii, biliyorum. Tabii tabii, sözleşme. Şimdi rüzgar enerjisini kuruyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi bakanlık yaptım. Tabii onun avantajını kullanmak benim görevim diye düşünüyorum. Öbür tarafta fındık mesela. Fındığa sahip çıktık. Eskiden fiyatını belirleyemiyordu Türkiye. Tamam mı? Yani bu kadar yani fındık yetiştiriyorsun ama fındığın fiyatını Almanya'da, Hamburg'da belirleniyor. Yani burada bakanımız, işte Cumhurbaşkanımız bu imkanı sağladı. İşte Gürcistan Bakanı'yla, Azeri Bakan'la toplantılar yaptık ve ortaya şimdi bu kondu. Düşünün şimdi, pazarda maydanoz satan hanım fiyatını kendisi belirliyor. Ama biz bu kadar Türkiye'de bunu yapıyoruz. Fındığın fiyatını belirleyemiyoruz. Öbür tarafta işte bal üretiyoruz. Ortada bal yok. Ama şimdi mesela bir bal merimiz var, merkezimiz var. Yani bunları hep sorularla açmaya çalışıyoruz. Şimdi ama bunun dışında öyle bir zenginliğimiz var ki mesela biz bir ay fındık topluyorsun, 11 ay boş. Evet. Şimdi 11 ay bunu kullanmamız lazım. Bir tanımı da şurada değiştirdik. Mesela 3 ay değil 12 ay ordu dedik. Çünkü evet. Orduya gelen Haziran, Temmuz, Ağustos zaten kısa bir yaz dönemi var. Çekip gidiyor, fındığını topluyor, gidiyor. Halbuki kışın da güzel ordu. Onun için Çambaşı, yani, tabii Çambaşı olsun. Oldu. Sadece Çambaşı değil. Ay bastısı var. Yaylalar. Ondan sonra Akkuşu var, Kumrusu var, Mesudiyesi var. Her birinde yaylalarımız var. Evet. Şimdi bunları devreye, bu da işte bir politika aslında. Evet. Yani bunları devreye koymak. Yani ben şöyle söyleyeyim. Tatil köyü gibi şehir diyordum arkadaşlarıma evet. Burası için. Evet. Turizm açısından çok gelişmeli diyordum ama hep deniz üzerinden gidiyorum mesela. Siz evet. Aybastı'ya evet. Balon getirdiniz. Tabii. Evet. Balon. Yani nasıl akla gelir? Gelebileceğini gösterdi.
gelebileceğini gösterdik. Evet. Yani buradaki önemli olan şey yönetmek değil, yönlendirmek. Yani yeni idare tarzı yönetmek değil, yönlendirmek. Gösteriyorsunuz, olabileceğini gösteriyorsunuz. Anlatabildim mi? Peki mesela, olacak mı? Tabii olacak. Tabii görüştük. Yani bu pandemi çok şeyi değiştirdi. Yani salep diktik mesela. Soya fabrikası şimdi burada bulunduğum şu bina soya evet. fabrikasının olduğu yer. Ortada soya yok. Soya ekimini yaptık. Çok kıymetli bir şey bitki. Evet. Yani hem gıdada hem diğer endüstride. Mesela bunu yaptık, başardık. Bunlar önemli şeyler. Şimdi yani politika diye hep bahsettiniz ya, yani siyaset öyle. Siyaset sadece adam seçmek, müdür atamak, işte hemşire tayini meselesi değil. Bu da tabii olacak ama esas politikayı geniş olarak, polisi olarak almak lazım. Yani o bakımdan burada yaptığımız şey tanımları ortaya koymak. Yani aydınların da yani en önemli görevi sorularla ortamı şekillendirmek olması evet. lazım. Anlatayım. Onun için bu sorularla işte bu nelerimiz var? Bunlara niye bakmıyoruz? Niye buna ağırlık vermiyoruz? Niye bu ihmal edildi? Sorularıyla konuyu açıyorsunuz. Yani onun için biraz önce söylediğim gibi aydınların görevi doğru sorular sormak olmalı. Bunu yaptığımız zaman sizin bana sorduğunuz evet. soru gibi bu çok önemli bir şey. Yani sadece bir konuşma değil, aynı zamanda ditmek olayı. Yani oradan bir şey çıkartmak. Açmak, evet tabii ortaya bir şey çıkartmak. Böyle olduğu zaman kıymetli olur. Peki yani, başkanım, belediye başkanı olduktan sonra birçok istek gelmiştir size. Geldi tabii. En böyle ya yok ya bu da olur mu hani bu da istenir mi dediğiniz bir şey var mı aklınızda kalan? Absürt. Çok. En absürt var mı? Absürt değil de çok ilginci var. Nasıl bir şey? Ya bir gece... Kıştı hem de bayağı önemli yani kışı. Bir çok sevdiğim bir arkadaşımızın kızı aradı. Kedisi ölmüş. Kedisini de çok seviyor. Yani çok kıymet verdiği bir kedi. Bunu defnetmemiz lazım dedi. Ne yap? Peki nerede dedim? Çok tuhafınıza gidebilir belki. Buzdolabına koymuş. Kendince morg yaratmış. Morg yapmış evet. Morg yaratmış. Neyse Allah Allah şimdi cenaze yapalım. Aracı yolladın değil mi? Yok ya evet yani özel ekiple bir ilçeye gönderdik ve oraya arkadaşlarla defnedildi. Gönlünü aldık. Vallahi çok yani kıymet verdik. Ya hayvanlarla çok absürt değil ama ilginç. Çok ilginç evet. Anlamlı aslında. Evet. Hem onun gönlü oldu. Hem bir vatandaşa buraya kadar gidiyor belediye başkanı. Evet. Ya bir de daha başkaları da vardı. Çok ilgilisiniz. Tabii, onu da biliyorum. Tabii, evet. Canlarımız bizim. Çok yatırım yapıyorsunuz evet. o anlamda. İşte ben sürekli gidiyorum. Çevre dairenin evet. başında evet. olduğu rehabilitasyon merkezi evet. aslında. Bu anlamda hayvanlarla da çok ilgilisiniz. Doğru. Onun için yani sizin bu yaptığınız aslında çok absürt gelmedi bana. Absürt değil. Absürt kelimesi almıyorum çünkü absürt değil. Anlamlı. Çok anlamlı. Aşırı anlamlı. Evet, evet yani, çok anlamlı. Yani şu bakımdan önemli. Hayvanlar bizim yani hayvan da diyemiyoruz. Kimin hayvan olduğu belli değil. Evet. Dolayısıyla. Biz mi onlar falan diye. Dolayısıyla onlar bizim canlarımız, paydaşlarımız. Şehri beraber paylaşıyoruz. Aslında bizim inancımıza göre yani. Canlı cansız diye de yok. Yani taşın bile hakkı var bizim üzerimizde. Evet. Yani yerdeki taşın bile hakkı var. O bakımdan hepsine o gözle bakarsanız hepsi bizim için çok önemli. Şimdi tasavvufi boyutuna kadar gidecek tabii, olursanız. Tabii. Yani onun için böyle bir buna benzer çok oluyor. Yani çok ilginç şeylerle karşı gece yarısı aramalar. Yani geliyorlar. Yani biz her şeyden sorumluyuz. Beni evlendir diyen var. Esra Erol'a çeviriyorlar beni diye. Tabii sadece iş istemiyorlar. Evet. Öyle güzel şeyler ama. Peki birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın bakan beyisiniz hala. Birçok işte orta yaş kesimin işte başkanım. Gençler böyle bir abi, amca, çocuklar dede. Tabii. En çok hangisi hoşunuza gidiyor? Hepsi. Hepsi. Çünkü hepsinin ayrı bir tadı var. Değil mi? Yani hepsi de doğru. Yani hepsi olduk yani. O sıfatların hepsi var. Yani o bakımdan zevkli oluyor. Şimdi öyle bir şey ki o sıcak ilişkiyi sağlayınca hitabı bile anlamıyorsunuz. Benim mesela normal ailede olsun, yakın çevrede ismim Mehmet.
Burada Hilmi oluyorsun, o da amca oluyorsun. Bazen işte bakan oluyorsun, bazen dede oluyorsun. Yani hepsi doğru onları yani. Hepsini bir arada hepsi seviyorum doğru. Diyorsunuz yani. Zaten bunu o şekilde görebilmeleri de benim hoşuma gidiyor. Yani demek ki o sıcak o ilişki var ki seni nasıl görüyorsun sen olsun. Yani onun için rol yapmıyoruz. Neyse koyuz yani. O bakımdan zevkli bir şey bu. Peki başkanım, siyaset bırakılan bir şey mi? Evet. Yani bu bir emeklilik mi olur? Nasıl yani olur? Şöyle, aslında hep niyet ettiğimiz ama gerçekleştiremediğimiz bir şey bu. Çünkü çok arzu ettim. Yani bir kenara çekilim falan. Aslında bir sürede oldu bu. Ama başka işlerle ilgilendim. Yani banka vardı, dünyanın en büyük bankasında. Öbür tarafta iletişim sektörü vardı. Ben onun dışında zaten danışmanlık yapıyorum. Yani verimlilik konusu, diğer konularda. Bu arada da bu zamana kadar çok geniş bir çevremiz oldu. O çevreyle birlikte devamlı o sohbetlerimiz hep şeydir, yapıcı, çözüm arayıcı. Onu yaptık. Partinin toplantıları oluyor kurucularından biri olarak. İstanbul'da daha evvelden ben İSKİ'yi devralmıştım. Evet. Sonra İGDAŞ'ın başında işte İstanbul'da yani bir çevremiz var. Yani belediyecide zaten uzak değilsiniz. Tabii. Belediye başkanlığınız yine ama İstanbul'da ilk 94'ten beri. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber birlikte çalıştınız. Ondan önce yine AGİT'de ben üyeydim bakanlıktan sonra da. Amerikan seçimlerini bile ne gözlemci olarak gittik o zaman. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Yani hep devamlı aktif olduk. Üniversitede ders verdim. Enerji politikası ve müzakere teknikleri dersini verdim. Master öğrencilerim var. Yani Türkiye'ye lider yetiştiren Bahçeşehir'de aşağı yukarı 15 senedir lider yetiştiriyor. Şimdi burada da şimdi Ordu'da benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi proje lideri yetiştirmek. Hmm. Onun için siyaseti bıraksanız da emekli olamıyorsunuz. Yani sorunuza cevap. Belki fiziki olarak şey olarak bırakıyorsunuz ama beyniniz hep bunlarla dolu oluyor. Peki hiç bir emeklilik hayaliniz yok mu? Artık ben köşeme çekilsem olamadı. Bir gün yani istesen de şöyle bir şey yaparım emekliyim dediğiniz. Emekliyim aslında ben ama gördüğünüz gibi. Değişik bir emekliyiz. Ne bileyim kimisinde iş yok, yaylaya çıkacağım, alacağım hanımı. Hep niyet. İki tavuk bakacağım falan, hiç öyle bir şey yok. Hanım falan gülüyor. Mesela benim hayatımda işte fantazi olarak düşündüğüm karavanla seyahate çıkmak. Değil mi? Yani çıkıp işte beğendiğin yerde durmak, kalmak. Veyahut da işte ama yine dönüp dolaşıp seçim otobüsüne yani, geliyorsunuz. Tabii tabii. Şeyde mesela Irmak kenarında hep o Karaağaç köyündeki hayalim benim. Yani dere kenarında bir şey, evin olacak. İşte balık tutacaksın, börtten toplayacaksın. Ha. Yok bu, hayal bu. Hayal olmuyor. Yani istesen de olmuyor. Gezmek için bile belki gidemiyorsunuz. Gezmek için bile gidemiyorsunuz. Yani tabii inşallah bir şekilde gerçekleşir diye ümit ediyorsunuz ama artık ben bile inanmıyorum. Kendimi bile inandıramıyorum açıkçası. Ama işte mesela o sizin köyünüzde belki elektrik olsaydı bugün bu kadar, ya da şöyle mi toparlayayım? Köyde şeyle aydınlanırken, o gaz lambasıyla aydınlanırken 5 numaralı horozlu noktaydı. Evet. Bugün Ordu'da elektrik üreten bir yapıya dönüşmek. Tabii. Yani aslında geçmiş biraz besliyor. Tabii tabii. Meşakkat yani tesiri celbeder diye bir şey var. Mecellede bir ifade var. Yani sıkıntı çekerseniz çözüm üretiyorsunuz. Meşakkat tesiri celbeder diye. Evet. Dikkat edin, rahatken yapamazsınız. Veya bazı buluşları normal insanlar yapmaz. Hep sıkıntılı ya, veya ters adamlar yapar. Yani onun için bu da hep normal bir şey. Ve Karadeniz zaten size çözüm ürettiriyor. Ya o tabiatın şekli, yağmuru, karı. İşte karı o kadar, karı o kadar değil de. Görmek, o sıkıntıyı hissetmek, ona çözüm bulmak. Ama bu biraz insanda bitiyor. Yani herkes öyle, de yani, olabilecek bir şey değil. Ama mesela Karadeniz'de isyankar değildir. Yani şükreder mesela. Yani o bizi hep çözüme karşı gelmeye değil de çözüme götürdü. Yani şikayet edeceğine çözüm üret. Karanlığa küfredeceğine mum yak. Yani bir de şöyle bir şey var. Ta İstanbul'da işte Sayın Cumhurbaşkanımızla da çalışırken evet. İSKİ ile. Evet. İSKİ önce devraldım, o sonra İGDAŞ'ın başına geçtim. İGDAŞ, İSKİ. Yani evet. Hep zor yerlerde çalışmışsınız. Evet. Enerji Bakanlığı, evet. Bugün işte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çalıştığınız kurumlar evet. Hep böyle zor evet. Yerlerde. Evet. Siz zoru mu seviyorsunuz, öyle mi denk geliyor? Yok, zoru seviyorum. Zoru seviyorum, aranıyorum biraz. Yani açıkçası bu bize üniversiteden gelen bir şey. Çözüm aramak. Devamlı yani hakikaten şekillendiriyor üniversite. Şeydi, lisede de öyleydi. Yani Ordu Lisesi iyi bir liseydi yani. Ve
Orada da biz münazaralar yapardık. Orada hep tartışmalara girerdik. Mesela münazara tekniği yok şu anda. Evet. Yani halbuki münazarada gruplar oluşurdu, tartışırdık bilgi yarışmalarıyla beraber. Hep yarışma. Dolayısıyla burada da şöyle oldu. Aslında bu zorluklar sizi buluyor. Kim çözer bunu diye düşünüyorlar. Mesela biraz önce söyledim, hiçbir yere ben talip olmadım. Hiçbir görevime. Ama hep o çalışmalar sırasında bunu o yapar diye bize o şekilde geldi ayağımıza, nasip oldu. Bazen çok bilgili olmanın galiba yani zararları mı diyelim? İşte böyle bir şey, evet. Kısmet bu. Ama şöyle söyleyeyim, yani burada önemli olan şey şu, niyet çok önemli. Anlatabildim mi? Evet. Niyet önemli. Eğer siz o yönde harekette bulunuyorsanız karşınıza bu tip şeyler kendiliğinden de çıkıyor. Yani çünkü bakıyorlar kim yapar bu işi? Kim yapar? Bilmiyorum. Şöyle bakın, evet öyle oluyor genellikle. Evet. Siz de hiç reddetmeden altından kalkmıyorsunuz. Kalkmaya çalışıyorsunuz. Başkanım çok kısa bir ara vereceğiz. Estağfurullah. Bir soluklanacağız. Estağfurullah. Önce bizim gereksiz bir haber merkezimiz var. Estağfurullah. Haberlesek öyle diye. Türkiye'nin en gereksiz haber merkezi. Haberlese'ye bağlanıyoruz. Çok kısa bir ara verip geliyoruz. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ülkenin en gereksiz haber merkezi Haberlese'ye hoş geldiniz. Gündemin dışında, kendi içinde, laflasak bünyesinde. Neler olmuş, neler bitmiş dedirten. Haberiniz olsa da olan, olmasa da bir şey değişmeyen haber bülteni Haberlesek başlıyor. Mevzu bahis para, para ise TikTok'ta. Deniz Oral, sette oyuncu arkadaşıyla TikTok'tan açtığı yayında, bakın kaç saatte ne kadar para kazanmış. Şimdi TikTok'a gir diyorlar filan da ben uğraşamam ya öyle şeyler. Ya. Ne bileyim. Abi çılgınca danslar edebiliyorsan TikTok olabilir. Yok çok enteresan ya. Geçen bir canlı yayın yaptık bizim Onur Sermik diye bir arkadaşımız var, oyuncu o da. 200 bine yakın takipçisi var TikTok'ta. Abi dedi gel canlı yayın yapalım dedi. Tamam dedim. Girdik canlı işte sohbet ediyoruz. İnsanlar hediye gönderiyor. Para kazanıyor mu? 136 euro dolar kazandı. Bir yayınla. Tabii 1 milyar falan işte düşün tabii, yani. Bence çok bir saatte. Bir TikTok'a gireceğim. Dedim ki lan düşünmediğim değil ha. Dedim ki lan dur ben 4-5 saat yapsam acaba dedim. Hani, daha mı çok kazandı? Hani mesela yat gün. Döndük mü? Gördünüz. Bu devirde para TikTok'ta. Ben de kendi adıma bir TikTok hesabı açıp yolumu bulacağım. Yoksa bu gidişle yoldan çıkacağım deyip sıradaki bol anılı haberimize geçiyoruz. Bir zamanlar Şafak Sezer'le aynı evde yaşayan Deniz Oral, bakın Şafak Sezer'le ilgili hangi anısını Laflasak'ta anlattı. Parasızız abi, o da parasız, ben de parasızım. Ne yapacağız, ne edeceğiz abi? Bir gün böyle işte bakkala girdik, bir şey alacağız filan. Yaşlıca bir amcaya hakkını helal etsin. Sucuk çaldık. Abi sucuğu nasıl çaldın? Çikolatayı sakızı duydum da. Yemin ederim. Bir kangal sucuk çaldık bak. Ondan sonra şimdi eve götür. Evde ocak yok. Lan dedim ki oğlumla. Bari dedim hani daha düzgün bir şey çal da. Hani yiyebileceğimiz peynir meynir ekmek mekmek hani. Lan onları nasıl çalalım manyak diyor işte. Orada diyor boş bulduk aldık filan. Ne yapacağız ne yapacağız Şafak? Dur oğlum düşünelim dedi bu sucuğu nasıl yaparız filan. Ondan sonra dedim oğlum ütü var değil mi? Var. Yemin ediyorum sana ütünün üstünde sucuk yaptık. Çalarsan kangal sucuk, öperler mucuk mucuk deyip ülkenin en gereksiz haber merkezi Haberlese'nin sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu ve esen kalın. Meşhur gurme pilavcıyla Laflasak devam edecek. Ordu'da hangi mahallede yaşamak isterdiniz? Güzel Yalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı.
Güzel Yalı'da yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Cumhuriyet Mahallesi'nde denize 150 metre mesafede üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler hem yazlık hem kışlık hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak 2. etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Gülhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Yüzler görmek için, sağlıklı nesiller için, sevgiyle bakan gözler için, sizler için, hepimiz için. Sevgi hastanesi, hayat ve sağlığın merkezi, kocaman bir aile çalışıyor gelecek için. Sevgi hastanesi. Sağlık sevgiden geçer. Bilgi ve randevu telefon 0452 233 0303. Sevgi Hastanesi. Sevgi Hastanesi. Bazı şeyler kolay kazanılmaz. Güven gibi. Ordu'da onlarca konut ve iş yeri yaptık ve her zaman sözümüzün ve işimizin arkasında durduk. Aklar İnşaat'a duyulan güvenle şimdi 2200 metrekare alan üzerine kurulu 8 katlı 3+1 105 metrekare 40 daireden oluşan yepyeni bir projeyi Şahincili Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz. Üstelik 15 ayda teslim, 290 bin liradan başlayan fiyatlarla. Aklar Prestij Konutları. Aklar İnşaat kalitesi ve güvencesiyle. Telefon 0452 222 24 24. Aklar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Ordu'nun tarım marketi Cıngıroğlu Tarım. Bünyemizde tırpan motorları, motorlu testereler, motorlu ilaçlamalar, çim biçme ve süt sağım makineleri, jeneratörler, fındık kurdu, fındıkta külleme ve yabancı ot ilaçları, tohum çeşitleri ve fide çeşitleri. Kısaca tarım adına aradığınız her şey Cıngıroğlu Tarım'da. Ayrıca firmamız Stil, Emirsan, Honda, Antrak çapa makinelerinin Ordu yetkili bayi ve servisidir. Kalite güvence Cıngıroğlu, tercih doğru Cıngıroğlu. Fındık uzmanı Çotanak'tan yepyeni ürünler. Üstelik ilk fabrika satış mağazasında. Çotanak Fabrika Satış Mağazası, Durugöl Mahallesi, Soya Caddesi, Altaş Yağ Sanayi girişinde. Çotanak, çok lezzetli, çok sağlıklı. Vizyonu dünya kenti Altın Ordu'ya değer katacak yeni bir proje daha Altın Ordu Belediyesi ile hayat buluyor. Marka şehir olma yolunda şehirde bulunan tüm galericilerimizi modern ve güvenli bir çatı altında topluyoruz. Nezih ve çağın şartlarına uygun ticari ve sosyal bir kompleks oluşturarak orduluların hizmetini açıyoruz. 60 adet galeri, noter, kafeterya, oto ekspertiz, oto yıkama, berber ve mescitten oluşan Altın Ordu Belediyesi Oto Galericiler sitesi sizlerin daha iyi ve güvenilir hizmet alabilmesi adına hayata geçiyor. Hayırlı olsun Ordu. Aşkın Tören. Altın Ordu Belediye Başkanı. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Neşan numara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok. Ankara'ya gittiler. Teşekkürler. Fındık ve bal tanışmış, tarihle karışmış, sütle canlanmış. Sonuç, Çotanak ballı fındık ezmesi. Sipariş www.çotanak.com.tr.
vonadanal.com. Vona'ya özgü tüm ürünler ve ihtiyacınız olan her şey bu sitede. Dut pekmezinden cevizli helvaya, fasulye turşusundan kapçık fasulyeye özlediğiniz tüm lezzetler ve çok daha fazlası bu sitede. Üstelik bir tıkla kapında. vonadanal.com. Tıkla, keşfet. İhtiyacın neyse Vona'dan al. vonadanal.com bir Perşembe Belediyesi iştirakidir. Alan Yapı'dan yine vizyon bir proje. Elit 44. Modern mimarisiyle sadeliği bir araya getiren proje. Ordu'nun yeni cazibe merkezi haline gelen yeni otogarın ve çevre yolunun kesiştiği eski pazarda. Ordu, Boztepe ve deniz manzarasını sizlere sunan proje. Yeşil alanı, peyzajı ve yaşam konforu ile ön plana çıkıyor. Alan yapı kalitesini ve güvencesini her santimetre karesinde göreceğiniz Elit 44'te ilk kazma vuruldu. Bu projede yer almak için siz de acele edin, kar edin. Elit 44 alan yapı projesidir. Ülkemizin en kaliteli bal veren yaylalarından, ülkemizin eşsiz doğasından gelen lezzet, Çotanak Bal. Şimdi bu lezzet tüm Ankamar ekonomi marketlerinde. Fındığınızı nasıl alırdınız? Natural, kavrulmuş, kabuklu. Peki evinizi nereden alırdınız? Bucak Mahallesi, Şahincili Mahallesi, Nizamettin Mahallesi. Her bütçeye ve her zevke göre bir proje Selçuk İnşaat'ta var. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, rotamız keyfimizde bu hafta yönümüzü Ordu'dan 200 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşhane'de geçiriyoruz. Torul cam terasta geçiriyoruz. Karaca mağarasındayız. Enfes görüntülerle pazar görüşmek dileğiyle. Rotamız keyfimiz pazar 21'de Altaş TV'de. Meşhur gurme pilavcıyla Laflasak devam ediyor. Evet, Sayın Hilmi Güler'le Laflasak devam ediyor. Bu arada az önce söyleyemedim, sokak hayvanları... geçici bakım evi. Sayın Sefa Okutucu'ya da selam olsun. Öyle mi? Yoksa çıkışta beni bırakmayacak. Bir söyleyemedin adını dedi. Bu arada iş hallettim. Arada özrümü dilemiş olayım. Başkanım, Enerji Bakanlığı, Belediye Başkanlığı, kurumsal çalışmalar, birçok alanda çalıştınız. Enerji Bakanı olarak çalıştığınız dönemde yaptığınız hamlelerle bugün etkilendiğiniz şeyler var mı? Ben aslında hayat devam ediyor. Ve projelerde de hani bu devlette devamlılık esas. Biz o zaman ne yaptıysak şimdi de devamını arkadaşlarımız yapıyorlar. Mesela, o zaman ben adım attım da bugün meyvesini topluyorum. Ya da o zaman şöyle bir şey yapmıştım da bugün hala devam ediyor dediniz. Biz de o zaman başkalarından devralmıştık bayrağı. Mesela göreve geldiğimde elektrik kesintileri vardı. 3-4 saat elektrik kesintisi vardı. Çok şükür o bayağı önemli yatırımlar yaptık. Özellikle yenilenebilir enerji yasasını çıkardığımızda Türkiye çok büyük bir avantajı elde etti. Mesela Esenyurt demişiz, Esentepe demişiz. Rüzgarın estiği belli ama rüzgar türbünü konmamış. Mesela bu... Boşa esiyor. Boşa esiyor. Yiğidin bağrına. Boşa rüzgar yapma diyorsunuz. Rüzgar yapma deniyor. Evet. İşte o rüzgardan, şekil yapmadan enerji elde etmeler oldu. Şu anda Akkuş'ta da benzerini yapmaya çalışıyoruz. İşte barajlardan sular boşa akıyordu. Su akar, Türk bakar deniyordu. Onu biz tersine çevirdik. Güneş enerjisi. İşte güneşten kaçıyoruz mesela. Bizi yakıyor diye. Halbuki enerji üretiyor. Yani bu noktada önemli adımlar attık. O bize nasip oldu. Şey için duymuştum. Yeni otogar taşındı. Evet.
Otogar kendi enerjisini kendim üretiyor. Yok, üzerinde güneş enerjisi panelleri var. Evet, çeviriyor. Evet, evet, çeviriyor. O da bir büyük bir avantaj. Mesela tamam. Benim önemli düşündüğüm tekliflerimden bakarken bütün stadyumların üstü boş. Evet. Mesela bunların haftada bir maç yapıyorsunuz. Halbuki o enerjisini üretebilir. Yani kendi bunların üzerinde. Mesela göllerin üzeri boş. Güneş enerjisi panelleri konu hem buharlaşmayı önleyebilir. Tamam mı? Hem de enerji üretebilir. Bunlar mesela bizim önemli yapacağımız çalışmalar. Bu yasayı, enerji verimli yasasını çıkarttık. Ember diye proje. Enerjinin en iyiyle verimliğin veri bir araya geldi. Çok önemli adımlar attık yani o noktada. Fakat esas önemli proje Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiydi. Bu bir petrol boru hattı projesi. Evet. Onu hem başlatıp hep bitirmek nasip oldu bize. Her gün 1 milyon varil petrol Hazar Denizi'nden basılıyor. Ve dağları, tepeleri aşarak Gürcistan, Azerbaycan üzerine geçtikten sonra Türkiye'ye geçiyor. Ve Ceyhan'dan iniyor mesela. 1 milyon varil petrol. Çok önemli bir şey bu. Mesela bu projeyi gerçekleştirdik. Yani 10 bin kişi çalışanı orada kazanmış olduk. Bu çok önemli. Şu andaki Ermeni Azerbaycan savaşında da önemli noktadan bir tanesi o projenin ruhuna bağlı gelişmelerden oluştu. Şah Deniz projesi, doğalgaz projesi. Oradan çıkan gazı aldık, Türkiye üzerinden geçirdik, Yunanistan'a götürdük. Yunanistan'a kadar uzanan bir proje. Onu da bize nasip oldu. Bunlar dev projeler. Evet. Düşün mesela Bakü Tifli Ceyhan petrol boru hattında 1 milyon varil her gün Hazar Deniz'den basılıp Ceyhan'dan inmesi projesi dev bir proje. Evet. Şimdi böyle bir proje düşünün borunun içini kapattığınız zaman iki tarafı uçlarını kapattığınız zaman 6 ay yetecek kadar petrol orada depolanabiliyor. Wow. Kıyma makinesinin içindeki et gibi. Kalması gibi tamam mı? Mesela bu projeleri gerçekleştirdik. Bunlar bize nasip oldu. Ve bu dev projeler bize bir vizyon kazandırdı. Evet. Ve dünya çapında projeler. Bunun dışında Akdeniz'deki işte bu petrol aramalar, Karadeniz'deki çalışmalar, Ilısu Barajı, Kıbrıs'a su götürme projeleri, onlar da hep imzamızın olduğu, hazırladığımız çalışmalardı. Zaten enerji politikasını partinin programını yazarken yazmıştım ben. Ve tabii kaynaklar projesi, bor dahil, madenler yani dahil. Partinin kurulumundan beri sizin... Tabii. Hayır, ben yazdım onu. Yani benim yazdım. Partinin kuruluşundaki tüzüğü de yazan kişilerden biri olarak bunu oluşturduk. Bu politikaları oluştuk. Zaten partinin kuruluşunda şu anda mesela şu anda uyguladığımız işte sözleşmeli tarım diye bahsettiğimiz, turizm diye yaptığımız çalışmalar da onların devamı. Yani bu projeleri aslında burada Türkiye, Ordu'da başarılı olursa 81 ile çarparsanız Türkiye politikası çıkacak. Evet. Mesela ben bakanlarla konuşuyorum, bakan arkadaşlarımızla. Diyorum ki neyi uygulamak istiyorsanız bana önerin. Ben burada uygulayalım. Başarılı olursak Türkiye'ye uygulayın. Evet. 81 ile çarpın. Tamam, Türkiye politikası. Tabii yapalım diye. Çünkü zaten ben Ar-Ge'ciyim yani projecilik çalışma. Zaten biraz önce bahsettiğim Bakü Tifli Ceyhan, Şah Deniz gibi çalışmalar yaptık. Mesela biz ağır sanayi hamlesinde 79'da insansız hava aracı denemelerini şöyle bir başlattık o dönemde. Hatta yadırgandı ne yapıyorsunuz siz diye. Yani gece görüş dürbünü TÜBİTAK'a geçtik, onu yaptık. 155'lik topların gaz paftaları Amerika vermedi. Ambargoyu deldik biz. Yani kötü komşu ev sahibi yapar diye. Biz o zaman o çalışmaları gerçekleştirdik. Yani benim çalışma aynı zamanda askeri projeleri de yürüttük. Yani Etibank Genel Müdürlüğü, evet. Makine Kimya bunlar önemli şeyler. Yani bu çalışmalar aslında bir vizyon kazandırıyor ve dünyada da tanınıyorsunuz. Yani Sayın Putin'le yaptığımız görüşmeler, Berlusconi ile, Schröder'le yaptıklarımız, yani İsrail'le yapılan, Hindistan'da yapılan, Rusya'yla, İran'da yapılan çalışmalar, hepsi yaptığımız çalışmalar. Biraz önce söyledim, bir günde 6 büyükelçinin geldiği gün oldu. Yani enerji diplomasisini yürüttük. Ve bu enerji diplomasisi enerji güvenliğiyle paralel gitti. Şimdi mesela ben orada gıda güvenliği üzerine çalışma yapıyorum. Yani kendi kendine yeten şehirde hem enerjisini hem gıdasını üretsin ve bunu yapsın diye düşünüyoruz ki biz sadece fındık üreten olmamalıyız. Yani mesela bir Mesudiye'yi düşünün. Sarayın Osmanlı döneminde eti Mesudiye'den gidermiş.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi orada mesela hayvancılığı harekete geçirdik. Ama hayvancılık deyince milleti köye götürüp işte süt sağmaya, hayvan bakmaya bizim ordu tabiriyle götürmek değil. Mozzarella peyniri yapmak. Diğer şeyleri yapmak. Hayvansal ürünler yapmak. Tabii ürünler. Süt evi açtık mesela 10 tane. Bunu yaptığınız zaman düşünün mesela mozzarella peynirinden İtalyanlar 20 milyar dolar para kazanıyorlar. Biz bütün fındıktan 2-2,5 milyar dolar kazanıyoruz. Bütün Türkiye kazanıyoruz. Yani düşünebilir miyim? Bizim mozzarella'mız olmasın. Manda sütünden oluyor. Bizim camış dediğimiz. Yani düşünelim bunu ihmal etmişiz. Bunun göletlerini yaptık. Onları damızlıklarını dağıttık. Bazı kişiler bunu anlayamıyor. Yani buna ağırlık verdik. Niye ben onunla başladım? Çünkü mevsimseldi. Mevsimi kaçırırsak bir sene kaçacaktı. Öyle başladık ve sözleşmeli tarımla ne üretiyorsa alıyor. Şu anda örnek kabul ediliyor. Hele pandemiden sonra düşünün şimdi. Yani orada yurt dışına, halka önce olduğunuz tabii, değil mi? Tabii. Ne üretiyorsa alıyoruz. Ürettiğini ben alacağım. Ne üretiyorsa alıyoruz. Evet. Yani bunu yaptık. Hanımlar şimdi dükkanlar açtılar. Onlar dükkan yaptık. Yani hepsi şu anda satış yapıyorlar. Gölköylü, Gürgentepe. Çok gözü tabii, gibi tabii. Dursa da büyük bir tabii, istihdam tabii, var. Tabii tabii. Yani şimdi arı sütü yapıyorlar. Şeyle değişik erişteler yapıyorlar. Yani bunlar emekleri de değerlenmiş oluyor. Bir geçim kaynağı olmuş oluyor. Evet. Yani bu aslında bir kalkınma modeli. Köye götürmekte bunu çok kişi anlayamıyor belki ama. Yine bir hanımları aslında çalıştırıyorsunuz orada bir şey var ama. Evet, adetimiz. Ordulu. Tabii tabii. Bir ordululuk var orada. Evet. Kurnaz ordusu. Aslında işin hanımlar daha becerikli. Evet. Anlatabildim mi? Yani onları yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi erkekler de çalışıyor. Onlarla ilgili mesela yazılım şirketi oluşturduk bir tane. Oryaz diye. Şu anda bugün onun toplantısını yaptık. Harika insanlarımız var bizim şu anda. Hocalarımız var. Mesela biz akıllı sayaç yaptık. Su sayaçı. Yani bunu iddia ediyorum. Türkiye'de en iyi yazılımla su yüklüyorsunuz telefonunuzdan. Su kesilince icabını açabiliyorsunuz anında. Aha. Fevkalade güzel bir sistem. Yani becerilemeyen bir sistemi arkadaşlarımız oluşturdular. Şimdi bunu biz yazılım üstü haline, mesela oyun yazarlığı, dijital oyun yazımları var. Bunu oluşturuyoruz. Şimdi bunun dışında yeni bugün toplantı yaptık. Yeni hedefler verdik. Bunları yapıyor. Mesela bir ICOME diye, Altyapı Koordinasyon Merkezi diye, Büyükşehir Belediyelerinin en önemli bir koordinasyon sistemi var. Bu sistemin programını yazdı. Ve bu da Türkiye'nin en iyisi. Yani biz bu şimdi program satmaya başlayacağız. Yani. Ve yazılımcılarda genç çocuklar var mesela. Onlardan aynı sözleşmeli tarım gibi sözleşmeli program yazıcıları olacak. Onlar da ne yazarsa onları satın alacağız. Herkes evinde program yazacak. Bir kağıt, bir kalem. Bir de beyni. Ya oturacak, programını yazacak. O programları biz program dahilinde dağıtacağız. Sonra geldiği zaman onları monte ettiğimiz zaman ortaya bir çalışma çıkacak. Şimdi mesela Amerika'daki binaların yönetimini Hindistan'dan yapıyorlar. Hindistan'da iş gücü daha farklı. Saat farkı da var. Mesela oradan yönetiyorlar. Mesela Ordu'da bu tip çalışmaları yapıyorlar. Belki bunlar ilk defa duyulan, belki hayal sayılabilecek şeyler ama biz bunu yaptık. Yani bunlar cekcak değil. Yaptık, sayacı yaptık. Programlı sayaç bu. Yani bir damlayı bile ölçüyor, su kaybını da önlüyor. Ölçüyor. Yani mesela fındık kabuğundan aktif karbon çalışması yaptık. Benim 20 yıllık bir çalışmamdı. Şimdi fındık kabuğu aynı zamanda atık suların, kirli suların, gıdaların, havanın temizlenmesinde kullanılabilecek bir şey bu, ürün. Bunun için fabrikasını kurmaya çalışıyoruz. Yani şimdi yakında bir sürprizimiz olacak. Büyük bir yatırımcı geliyor oraya eğer anlaşabilirsek. Ve bunun için ne yaptık? Mesela 100 dönümlük yeri, benim belediyenin görevi değil bu. 100 dönümlük yeri hazır ettik. Çünkü eskiden yatırımcı gelmek istiyordu. Yerimiz yok diye gönderiyorduk. Şimdi 500 dönümlük bir yer daha çalışması yapıyoruz. Yani Ordu şu anda... Ordu gelişmesi için elinden geleni yapıyorsunuz. Fevkalade güzel. Mesela sözleşmeli tarım gibi sözleşmeli program yazıcılığı, program çalışmaları, şirketleri kurduk. Öbür taraftan Oren'i kurduk, Ordu Enerji. İşte rüzgar enerjisiyle, işte çöpten atık falan bunlar ileride ele alınabilecek. Öbür tarafta Ortur var, turizm şirketi. 155 tane noktayı seçtik Ordu'da. Çoğumuzun bilmediği, hatta benim bile bazı yerleri bilmediğim çıktı ortaya. Bunları tespit ettik. Buralara 155 noktayı şimdi turizm şirketlerini davet ettik. Geçen de 41 tane acenta geldi ortaya.
Yani orada çok öne çıktı. Yani orada ne oluyor? Şu biraz önce hani balon falan dediniz ya. Bu bir farkındalığı oluşturmak. Mesela işte sizin de şey yaptığınız film mesela Kuzey Yıldız. Mesela onlara biz platformunu oluşturduk Perşembe'de. Evet. Ve çok güzel bir şey bu. Yani iftar ettiğimiz bir çalışma. Ve sosyal medyayla yaptığımız ordu tanıtım filmleri ve diğer şeyleri. Yani herkes orduya yerleşmek isteyenler var. Biraz şu çıktı galiba, çıkıyor ortaya. Yeteneğine güvenen ve içinde çalışma azmi olan, ben bu işi yaparım diyen herkese bir şekilde ekmek var orduda. Kesinlikle. Zaten amacımız bu. Evet. Çok güzel tespit etmişsin. Yani sizin şu dışarıdan bakışınız hakikaten benim de çok hoşuma gidiyor. Yani demek ki görülüyor çalışmalar. Şimdi ben bir senedir buradayım ya başkanım. Ben çok rahat gözlemliyorum. Evet. Ama çok ufak bir grup bunu anlamamaya çalışıyor. Evet. Böyle bir şey de var. Yani bir sevgi eksikliği de var. Onunla ayrıca belki ileride konuşabiliriz. Yani buradaki şey takdir edilebilmek. O vicdana sahip olmak. Orada şu anda ya gerçekten şey dışını aştı. Yani kendi yerelliğini aştı. Yurt içinde mesela biz 16 Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Buradaki farkındalığı gördüler. Şimdi yatırımcılar gelmeye başlıyor. Mesela Akdeniz-Karadeniz yolu var. 3 günde Karadeniz'i, Ege'yi dolaşıp Akdeniz'e geleceğiniz şey 6 saatte Ordu'dan Mersin'e iniyorsunuz. Bu şimdi çok büyük bir avantaj. Evet. Ve biz Sivas'ın, Kayseri'nin de sahil şehri olma durumundayız. Şu anda gelmeye başladılar. Yani Tokatlı, Sivaslı Ordu'ya geliyor. Giresunlu hafta sonlarında hep bizim şeyde, Çikolata Park'ta yani geliyorlar toplantı. Yani termeden gelenler var. Tersine bir hareket başladı. Amacımız tabii Tokat'ı Sivas'a çekmek. Ordu bir şekilde herkesi tabii, davet ediyor. Davetkar bir duruma geldi kendiliğinden. Evet. Yani bu çalışmaları yapınca, çünkü neticede herkes sevdiği ve istediği yere gider. İhtiyacı olan yere gider. Denizi var, yaylası var. Evet. Tabiat güzellikleri var. Tatil köyü gibi bir şey. Tabii. Evet, evet. Şimdi ben şöyle bir model getirmek istiyorum. Şimdi Ordu'ya bakıyorsunuz. Mesela ne diyelim, Lüksemburg gibi bakıyorum veya İzlanda gibi bakıyorum. Tamam mı? Yani Ordu'nun büyüklüğü de nüfusuyla, toprağıyla bu büyüklükte. Deniziyle, karasıyla birlikte. Şimdi bu büyüklükte baktığınız zaman şehrinize sahip çıkarsanız, belediye başkanlığının da ötesinde çok iyi bir valimiz var. Evet. Muhteşem. Yani çok iyi bir uyumumuz var. Şimdi böyle olunca, baş başa verince, el ele verince tabii çok önemli tabii. Biz neler çektik daha evvelden? Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da çektiklerini biliyorum 94'te. Yani biz bunları yaşadık. Ve bu bizi bilge yönetici haline getirdi. Şimdi dolayısıyla böyle güzel bir ortamda, şimdi benim amacım Ordu'daki diğer potansiyeli harekete geçirmek. Gençleri harekete geçirmek. Hanımlar, engelliler. Yani bunlar büyük bir potansiyel. Çok sanatsever bir halkı var. Evet. Esprili. Yani çok güzel bir şey var. Şimdi bunu oluşturduğumuz zaman buradan müthiş bir potansiyel çıkacak. Ama şu var, mesela gençler, bazı gençler bir önceki nesli aşamıyor. Bunu aşmaları lazım. Çünkü o gençlerin de geleceğini baskılamış olan bir ekip var burada. Onları ben aynı zamanda tartışmaya açmak istiyorum. Yani siz burada neyi amaçlıyorsunuz? Yani zengin misiniz, iş adamı mısınız? Çiftçi misiniz, köylü müsünüz? Arada farklar var çünkü. Anlatabildim mi? Evet. Yani buradaki servetiniz mi var, zenginliğiniz mi var? Serveti sermayeye nasıl katacaksınız? Çünkü paranın bankada durması değil, üretime geçmesi lazım. Ve doğru projelerle ele alınması lazım. Onlara biz aynı zamanda yönlendirmiş oluyoruz, yol göstermiş oluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu bir toplum liderliği şeklinde tezahür ediyor. Onun için buradaki amacımız aslında bir şey olmak değil, bir şey yapmak. Ben zaten olmuşum. Yani benim bir şey beklediğim yok. Yani başkanlık filandan daha öte bir şey yapmak. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz projeler, bahsettiğiniz şeyler, evvelden beri çalıştığımız konular, savunma sanayinde yaptığımız, enerjide yaptığımız, madenlerde yaptığımız, borla ilgili, boru araştırma merkeziyle ilgili yaptığımız. Burada borlu çimentodan ben yol denemesi yaptım. Ulubey yolunda. Bak bravo, benden daha iyi. Evet. Bir en ufacık bir aşınma yok. Mesela bu borlu çimentoyu yaygınlaştırmak istedik ama çimento lobisi farklı davrandı. Asfalt lobisi farklı davrandı. Biz hep, hayatımız hep mücadeleyle geçti. Evet.
enerjide yaptığımız zamanında gibi. Zamanında da işte şey diyorsunuz ya. Tabii. Garip karşılandı. Tabii, insansız hava aracı. Tabii. Deneme. Tabii. Ne işiniz vardı? Biz uçak yapmak, TUSAŞ'taydık o zaman. Genç mühendisler olarak. Uçak sanayinde istediğimiz uçak bize yaptırılmayınca ve ertelenince, biraz daha kibarca söyleyeyim, boş duracağımıza bunu yapalım dedik. Oturduk. Denemelerini yaptık. Denemelerini yaptık yani. Gece görüşleriniz. Yapamazsınız yani. Tamam mı? Yani gece görüş dürbünüydü, işte bahsettiğimiz mesela, ama mesela benim normal çalışmam roket malzemeleri üzerine. Ateşle dayanıklı malzeme var. Roketin arkasından alev çıkar biliyorsun. Ona dayanımlı malzeme geliştirmek. Mofa. Ben evet, ona benzer. Onun biraz karbürü var. çok güzel. Harika. Siz aslında gizli bir karbüretsiniz. Bundan sonra görüşürüz size. Başkanım, projelerine geleyim mi? Gelirsiniz. Harikulade. Yani buradaki şeyler, demek istediğim, hiç bak bunlar konuşmadık size ama demek ki yani yapılacak çok şey var. Yani mesela Aybars'ta bir genç çocuk var, lise talebesi. Roket denemesi yapıyor. Bilim Sanat Merkezi var benim adımla kurulan. Kimyada Türkiye şampiyonu oldular TÜBİTAK'ta. Ya harika şeyler bunlar. Çok önemli bir şeyler. Yani burada... Bir de şunu gördüm başkanım. Yani dedikoduyu falan bırakmamız lazım. Çekişmeyi bırakmamız lazım. Sizde gördüğüm şu, hani insanlarda hep şey olur ya böyle, işte aynı siyasi kanaldan olacağım da bana yardımcı olacak da vesaire. Sizde o yok. Hayır yok öyle bir şey. Siz gayet parti üstü bakıyorsunuz. Hiç o parti üstü. Hiç tabii çok... o kadar. Önemli bir şey yani. Bu tabii, ordu için büyük tabii, bir kazanım. Tabii. Ya bu ordu için de Türkiye için. Türkiye için. Yurt dışında da öyle. Yani biz yani zaman zaman mesela İran'ın doğalgaz politikasını, ben İstanbul'un doğalgazının başında bulundum. İran'ın doğalgazına katkılarımız oldu, oturduk. Evet. Suriye ile Irak'la yaptığımız çalışmada, Ilısu Barajı'nda mesela oturduk, onlarla anlaşmalar yaptık. Yani Suriye Başbakanı o zaman. Irak Başbakanı ile mesela görüşüyor. Dünyada böyle Hilmi Güler adına duyunca hazır ola geçme var mı? Estağfurullah. O kadar değil ama yani saygınlığınız oluyordu. Evet. Yani Sayın Aliyev'le biz çok Türkiye'yi temsil ederek görüştük. Yani hem rahmetli baba Aliyev'le hem şimdiki Cumhurbaşkanı Aliyev, Sayın Aliyev'le çalışma yaptık. Yani Sayın Putin'le yaptığımız doğalgaz görüşmeleri, Soçi'de yapılan çalışmalar. Yani bunlar hepsi aslında bir kazanç oluyor. Yani bunu mesela Amerikan Cumhurbaşkanı şimdiki seçilen. Yani biz onunla başkan yardımcısıydı. Enerjide biz Orta Doğu'ya çok ağırlık verdikleri için oraya geliyorlardı. Dolayısıyla yani hep çalışmalarda bu bütünlüğü ele aldığımız zaman siz artık buradaki çalışmalar size daha can, daha tatlı, daha kolay geliyor. Ve bunu harekete geçirdiğiniz zaman aslında ben ordu için yapmıyorum. Buradaki başarılı olan çalışmaları aynısını siz Türkiye'ye uygulayabilirsiniz. Tarım Bakanımızla onu konuşuyoruz biz, Bekir Bey'le. Enerji Bakanımız zaten bizim eski arkadaşımız. Yani ve onlara biz telefonda ulaşıyoruz. Bu avantajı ordunun kalkınmasına kullanmamız lazım. Ve yaparken de bunu sadece ordu için değil, bir havza yaklaşımıyla Giresun'a, Trabzon'a doğru bütün Karadeniz'e uygulayıp, çünkü aynı fındık bahçesi Giresun'da da var, aynı deniz Giresun'da da var, aynı yayla Giresun'da da var. Evet. Anlatabildim peki mi? Düşünen, üreten ordu kiminle yarışıyor? Ya düşünen, üreten, yarışan ordu aslında herkes kendisiyle yarışıyor. Kendi benliğiyle, vicdanıyla yarışıyor. O yarıştan mı üretim çıkacak? Tabii. Hayır, önce düşünen. Yani düşüneceksiniz. Yani bu bizim aynı zamanda inancımızın gereği. Buna hepsi aynı zamanda ayet-i kerimeler. Yani düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye. Düşünen ordu. İkincisi üreten ordu. İki günün birbirine eşit olmayacak. Üreteceksiniz, tüketmeyeceksiniz. Üçüncüsü de yarışan, hayırda yarışacaksınız. Aslında bu aynı zamanda inancımızın bir parçası. Evet. Aynı zamanda bir kalkınma. Ama şu anki konumda da biraz dünyayla yarışıyormuşuz. Tabii biraz. doğru yaparsan dünyaya yarışıyorsun. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Bizim ne eksikliğimiz var? Ne eksikliğimiz var? Yani bakın sadece doğru yerlerde bizim bıraktığımız, yani biz yanlış olarak bırakmışız bazı şeyleri. Onlar oradan başlamışlar, gitmişler. Evet. Çünkü her tercih bir vazgeçiştir. Bizim 3 mevsim fazlamız var bir kere. Tabii. Yani hayır geçmişimiz var. Yani bizim Türkiye, yani bizim geçmişimiz, yani biz tarihi yazan, tarihi yapan milletiz. O bakımdan bu özgüvene sahip olmamız. Ordu da aynı şekilde böyle.
Türkiye'de böyle. Yani bizim hep konuşurken uluslararası toplantılarda yaptığım, şimdi Avrupa yerelde de üyeyim. Orada biz aynı tartışmalar yapıyoruz. Onlara diyorum bu yaptığınız yanlış. Yani bu, yani bu pandemi olayı da öyle. Şimdi düşünün şimdi ülkeler... Pandemi çalışmalarınıza hiç sıkıntı, hayır, sekteye uğratmıyor. Yani şöyle, her kriz bir aynı zamanda bir avantajdır. Yani bir şanstır. Anlatabildim mi? Bir biz burada ne yapıyoruz? Herkes evindeyken biz asfalt yapıyoruz. Yolları asfaltlıyoruz. Evet. Asfalt plantini aldık. Kendi taş ocağımızı aldık. Arada kendimizle şişe yapmadan kendi 95 tane iş makinesi aldık. Mal sahibi oldu orada. Başkanım, bu arada yani Allah affetsin, ben birkaç kere şey yaptım. Böyle şehir içinde bozuk yolda giderken teşekkür ettim belediyeye. Evet. Artık eyvallah, Allah mahvedersin, eyvallah. Siz tabii, mahvedersiniz. Yok, eyvallah, tabii ki. Şehir yani, merkezinde off-road keyfi diye paylaştım. Yok, iyi yaptınız. Aslında buna... Ama yapılıyor yani. Tabii tabii. Şöyle, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şu anda yaptığımız çalışmalarla, biz mesela normal olarak bir siyasetçi 5 yıla yayar çalışmalarını. Her yıl bir şey yapar, evet, seçimine de sonunu bırakır. Biz öyle yapmıyoruz. Yani birinci vitesten 2'ye, 2'ye, 3'e geçip de 5'e kadar gitmiyoruz. Biz hemen 5. viteste gittik işe. Asfalt plantimizi kendimiz aldık. Taş ocaklarımızı aldık. İş makinalarımızı kiralamıyoruz. Kendimiz satın aldık. Fiyat farkından da neredeyse bedavaya geldi. Bir de başkanım, mesela şimdi o iş makinesinin siparişi verilir, basına, evet, yansır. Siparişi verildi. Evet. Yola çıkar, iş makineleri yola çıktı, geliyor. Evet. İş makineleri geldi, 3 tane haber yapılır. Sizde öyle bir şey yok. Yok, hayır. Ben çünkü hani çok takip yok, ediyorum ordu basında. Fazla davul zurna çalmaya gerek yok. Makine geldi, çalışıyor. Makine çalışıyorsa, evet, haberi yapılıyor. Ama mesela bu benim tarzım. Mesela biz havaalanında, şey, çoğu işte de öyle yaptık. Ben bir iş olmadan açıklamıyorum. Çünkü engel çıkıyor bu sefer. Engelleyiciler var. Evet. Yani ben en sonunda iş bitince açıklıyorum. O da garanti olacak. Vaatte bulunmuyorsunuz. Şeyde de öyle. Havaalanının mesela. Havaalanını biz yaparken aman basındaki arkadaşlara söylüyordum. Aman kimse duymasın. Yani bir an evvel şey yapalım. Çünkü engel olacaklar var. Rakipler var. Şunlar var. Tamam. Bunlar var. O şekilde. Halbuki her siyasetçi başından itibaren sizin dediğiniz gibi tabii. Birinci perde, telefon ikinci perde. Telefon açtı, hemen onun haberi oluyor. Ya, tabii. Da, sipariş yok orada da. Hayır, biz de, çünkü gibi, biz şunu gördük. Cumhurbaşkanımıza, Tayyip Bey'le de yani. Bazı şeyler söylenmez yapılır. Yani bunu davul zurna çalmaya gerek yok. İcraatı görelim derler ya, siz de işe bakacaksınız. Sonuç odaklı. Evet, sonuç odaklı. Onun için öyle bir ekip oluşturduk orduda. Direkt kaleye oynayan. Direkt ki yan pas yok. Hep golcü herkes. Ha, hepsi golcü. Biri ataması öbürü çakıyor. Tamam. Ve iyi bir ekip oluştu. Şimdi mesela proje liderleri yetiştiriyoruz halktan da. Yani adam yetiştirmek. Siyasetçi adam yetiştirmez genellikle. Rakip olmasın diye. Evet. Hatta iyi adamla da çalışmaz. Biz şu anda adam yetiştiriyoruz. Ve çok kişi bunu anlayamadı. İşte eleştirmeleri de umurumda değil. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru olursa başımızın diğeri var. Ama boynuz kulağı da geçerse zaten hoşunuza gider. En güzeli o. Olması lazım zaten. Hayat gelişmeye dönük bir şey. Evet. Yani siz önüne bir engel koyarsanız olmaz bu. Onun için bizim her arkadaşımız direkt kaleye oynar. Yani hata yapmak bizde şeydir. Suç değil, hata yani değil. Yani yapılabilir. Hata yapılabilir. Hata yapmak, hile yapmaktan daha onurlu bir şey. Değil. Anlatabildim mi? Hata yapsın ama hile yapmasın. Başkanım, sona doğru geldik. Ben sizden şöyle toparlatayım. Nasıl bir ordu olacak? Nasıl bir ordu düşünüyorsunuz? Nasıl bir orduya doğru gideceğiz? Aslında baştan beri anlattık. Ama son hepsini bir toplayacak. Evet. Böyle. Valla kentiyle gurur duyan, orduluk bilincine sahip olan, aidiyet duygusu olan bir ordu. Yani kentini seven, benimseyen, bir ordu üst kimliğiyle hareket eden. Çünkü bizim 19 tane ilçemiz var. 19 ayrı kimlikli. Ve şey, hepsi de sıkı. mesela bir Aybastı Perşembe'den farklıdır, bir Ünye Gölköy'den farklıdır, Ulu Bey şeyden, Mesudiye'den farklıdır. Yani hepsi yarışmacı ve kişilikli. Yani bu çok önemli önce bir şey. Birbirleriyle yarışıyorlar. Tabii yarışıyorlar, tabii. Yarışıyorlar yani. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu potansiyeli şeye çevirmek, faydaya çevirmek. Yani bizde mesela çekişmeler var. Veya dedikodu. Davet vardı. Evet. Sanki duydum ben de. Evet. Onu duydunuz mu? Ben her şeyi duyuyorum. Evet, evet. Şimdi o davet şu. Bir merkez kuruyoruz. Ben OSKİ'yi Fas'a'ya gönderdim. Hı hı. Çünkü yerinden yönetim hepsinin
bir yerde olması gerekmez. Adil olmak lazım. Bir de nerede ihtiyaç varsa yerel yönetim, adı üstünde yerinden yönetim. Evet. Fazladan yönetim. Bina boşaldı, OSKİ binası. OSKİ binası çok güzel bir bina. Biz o binayı davet diye bir merkeze çevirdik. Davetin D'si deneyim, A'sı araştırma, V'si verimlilik, E'si eğitim, T'si de ticaret. Çünkü tersten gidecek olursak bir bina ticari var. Ticari arge gibi bir şey. Yok, şöyle mesela siz bir şirket kuracaksınız. Ofis tutmanıza gerek yok. Geleceksiniz, oraya adres göstereceksiniz. Tamam ofis gibi. Orada yok, hayır, resmen adresiniz orası olacak. Yazışmaları oradan yapacaksınız. Oradaki sekreter ya işinizi yürütecek. Randevularınızı oraya vereceksiniz. Gençlerin bir daha para harcamasına gerek yok. Hanımların, beylerin, kim olursa, yani fikri olan, projesi olan kim varsa, herkesin dükkan tutmayacak, olacak. Isıtması, havalandırması, bilmem nesi, vergisi falan olmayacak. Gelecek orada kuracak. Randevularını da oraya verecek. Oradaki sekreter ya o işleri yapacak. Görüşmeler yapacak, anlaşmasını yapacak, işini yürütecek. Belediyeden herkese ofis. Herkese, belediyede herkese, herkese. Herkese ofis. Gelsin, orada çalışmasını yapsın. Bir kere burada bir fırsat eşitliği sağlıyoruz. Türkiye'deki en önemli şey bu. Fırsat eşitliği. Hani tabiri caizse dağdaki gence de, şehirdeki gence de, yaşlıya da, iş yapmak isteyen herkese al sana merkez. Tamam mı? Ayrıca oradan ticaretini de yapacak. İsterse elektronik ticaret de yapabilir, e-ticaret de yapabilir, başka şey de yapabilir. İkincisi orada bir şey yapıyoruz. Bir showroom. O showroom'da da ordunun bütün ürünleri, ya fabrikaları gezmeye gerek yok. Yani Gürsoy'a gidip de fındık ürünlerini yahut işte şey Poyraz'a gidip gerek yok. Yine oraya da gitsinler. Hepsi orada olsun. Görüşmelerini yapsınlar. Ondan sonra isterlerse bağlantılarını yapsınlar. Fabrikalara yine gitsinler. Onlar yine ziyaret etsinler. Orada eğitim var. Davetin E'si. Eğitim. Herkes orada şeyini, tecrübesini anlatsın. Mesela bir hekim deneyimlerini anlatsın. Bir ev hanımı ev ekonomisinde yaptığı başarılarını anlatsın. Misal bir öğretmen, çok iyi rehber öğretmenlerimiz var, iyi projeler oluşturuyoruz. Orada da onu yani yapsınlar. Yani orada da işte düşünen, üreten, yarışan ordunun eğitim kısmı. Evet. Verimlilikte bir sürü yapılacak şeyler var. Boşa geçen kaynaklarımız var. Onları nasıl faydaya çevirebiliriz? Bunu yapabiliriz. Mesela hep tüketimden bahsediyor. İnsan aslında tüketici değildir. Tüketici tanımı bir insan için küçültücü bir ifadedir. Üreticidir aslında. Eşref-i mahlukattır yani. Dolayısıyla burada da fikirler üretmek, düşünce, görüş üretmek bunlar önemli. Kültürle ilgili, tarihle ilgili, sosyolojiyle ilgili, tasavvufla ilgili bunları orada yapmak. Onun dışında araştırma davetin ağası. İstediğiniz araştırmayı orada yapabilir. Gene uzmanlar ortak olacak, masraf azaltacağız. D'de deneyiminizi anlatacaksınız. Böyle bir merkezi oluşturduk. Bu aynı zamanda şeyi tetikleyecek. Yani mesela esnaflarımızla toplantı yapıyoruz. Onların ihtiyaçları ne üzerine? Mesela bir sürü teknik arkadaşımız var. Herkesin bir çalışması var mı? Nedense bunlar bir araya gelmiş değil. İşte tarımda bahsettiğiniz o makineler vesaireler. İşte bu davette de bunu yapmayı düşünüyoruz. Buradaki düşündüğümüz şey kendi kendine yeten bir şehir oluşturmak. Ve mazeretin, bahanenin, şikayetin olmadığı, bunun yerine plan, program, koordinasyonun olduğu bir kentin oluşması. Biz de bunun öncüleri olarak, yönlendiricisi olarak, yani ben yönetmek istemiyorum, yönlendirmek istiyorum. Yani herkesin verimli olduğu anlamda, ortaya deneyimlenebileceği, evet, üretebileceği tartışmaları bir olacağı ordu bir yer. Bekliyor diyebiliriz o zaman. Yani bu ordu aslında daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir olacak. Ve burada herkese imkan var. Yani burada boşa zaman harcayarak, çekişmeyle, tartışmayla, dedikoduyla vakit geçirmeden faydalı işler yapmak ve hayırda yarışmak. Yani gelin beraber şey üretelim diyoruz. Gelin hocam. Beraber üretelim diyoruz. Yaptığımız şey bu. Onun için iyi bir gidiş var ve benim de hoşuma giden şey şu. Sistem cevap vermeye başladı. Evet. Sistemin cevap vermesi çok önemli. Onun için biz burada sistem yaklaşımıyla gidiyoruz. Bu da nedir? Ne olursa olsun sistemi kurarsanız, bu ister bakanlık olsun, ister yerel yönetim olsun, ister bir ticarethane olsun, sistemi kurarsanız ki bizim üniversitede, Orta Doğu'da bize öğretilen şey sistem science diye bir ders öğretildi. Sonradan kaldırıldı bu ders. Sistem science, sistem bilimi demek.
Ne olursa olsun, yani nereyi yönetirseniz, onun sistemini kurarsanız, girdisini çıktısını görürseniz hiçbir iş fark etmiyor. Hastane yönetimi de aynı, enerji de aynı, sağlık da, yani tarım da aynı. Doğru sistemi kurmak. Doğru sistemi kurmak. Onun için ben orada buna çalışıyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Vallahi size kolaylık versin. Evet. Başkanım çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok bence keyifli bir program oldu. Hatta süre bile yetmedi diyebilirim. İnşallah tekrarlarız. Ne zaman isterseniz tabii ki. Bizden bu haftalık bu kadar. Estağfurullah. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok net kapattım bir anda. Meşhur gurme pilavcı Laflasa'a sundu.